Az önce P kontağı normal diğer kontaklarla oluşturmayı gördük. Şimdi istediğimiz şey N kontağı diğer kontaklarla oluşturmak. N kontak neyle? Eğer ben input 0.0 girişine basarsam input 0.0 girişine basarsam bastığım anda yükselen kenar olacak. Yükselen kenarı geçirmeyecek. Çıkış vermeyecek. Sondan ilimi çektiğimde veya girişi kestiğimde, yani bu girişin değeri birden 0 olduğunda bir çevrim çıkış verecek. Daha sonraki çevrimlerde tekrar çıkışını 0'a çevirecek. Yani butondan elimizi çektiğimizde bir çevrimlik çıkış verip diğer çevrimlerde çıkış vermeyen, sadece tek çevrim çalışan bir kontak. Butondan elimizi çektiğiniz anda. Şimdi bunun istediğiniz şey, şu N kontağın yapmış olduğu işlemi diğer kontaklarla veya yardımcılarla oluşturmak. Yapmaya çalışacağımız şey o. Normal bir input 0.0 koyalım. 0.0 koyalım. Gelsin, bu 0.0 çalışırsa. Burada input'a bastığımız zaman Q 0.0 çalışacak. İşlediğim şey bu mu? Değil. Öyle bir şey düşüneceğiz ki burada, input 0.0'a bastığım zaman değil de input 0.0'dan elimizi çektiğimiz anda sadece bir çevrim çalışacak ve ondan sonra duracak. Ne olabilir bu? Input 0.0'a basacağız. Şu an istediğim o değil. Burada bastığım zaman çıkış veriyor. İstediğim şey çıkış vermemesi. Ancak elimi çektikten sonra çıkış almam. Negatif. Ama negatif kontağı kullanmadan yapacağım. Tamam mı? Şimdi öncelikli olan şu. Ne zaman çalışacak bu? Butondan elimizi çektiğimizde. Şu devre butona bastığımız sürece çalışabilir. Butondan elimizi çektiğimizde çalışabilir mi? Çalışamaz. Butondan elimizi çektiğimizde bu açıktır. Şimdi o zaman şunu bir kapalı yapalım. Tamam mı? Tamam. Butondan elimi çektiğim zaman, yani elim butonda olmadığı zaman bu devre çalışıyor mu? Evet. Çalışıyor. Ama PLC'yi RAN'a yaptığım anda, ben yaptığım anda itibaren bu devre çalışıyor. Bir sistemim o değil. Tamam, butondan elim olmadığı zaman, buton elim basılı değilken çıkış versin ama şu anda devamlı çıkış veriyor. O zaman benim buraya bir açık şart kontağı koymam lazım. Bu şart kontağı, elim butonda değilken çıkış verecek. Yani buraya öyle bir eleman koyacağım ki, bu eleman, ancak butondan elimi çektiğim zaman, burası kapanacak mı? Kapanacak. O zaman burada kapalı olup çıkış verecek. Öyle bir eleman istiyorum. Yine program nasıl işliyor? Yukarıdan başlıyor, bu satırı geliyor, işliyor, bir alt satıra geçiyor. Tamam. Şimdi buraya input 0.0'ın açığını koyalım. Tamam. Bu input 0.0'ın açığıyla da bir tane merkez 0.0'ı çalıştıralım. Efendim? Hocam merkez 0.0'ı çalıştırmadan direkt yukarıya şey yaptık. Yukarı bağlayalım mı? Ama o zaman direkt şey yapalım. Olmaz. Yani. Şunu diyorsun değil mi sen? Şuradan mı alalım? Şöyle mi? Veya böyle mi? Hangisi? Yok, benim dediğim o input vardı ya, kullandım dedi. Bir daha dönüyorum ona. Input 0.0. Orayı yukarıya getirecek, merkez 0.0 yapmak. Şöyle mi? Buradan mı? Merkez 0.0 işte. Tamam. Böyle diyorum ben. Ama bu sefer ilk bastığımızda direkt herhalde. Şu ne? Onu sürekli satın aldım. Q0.0 mı? Veya yok mu? Hocam sürekli çalışmam böyle. Senin için yapıyorum, direkt çalışır. Ben de onu diyorum işte, sonradan geldi. Direkt baktığım zaman çalışır. Olmadı. Şimdi buraya yine input 0.0 koydum. Şu yukarıda çalışmasını benim engellemem lazım. Buraya bir şeyin açığını koyacağım. Tamam mı? Bir açık şart olacak.
Gelip burada merkez 0.01 çalıştıralım. Bunlara merkez 0.0'ın açığı olsun. Bakın şimdi devre nasıl çalışacak? PLC'yi run yaptım. Run yaptığım itibaren anda geçiş oldu. Fakat bu açık olduğu için devam etmeli. Aşağı satıra geldim. Bu açık devam etmeli. Tamam. Input 0.0'a bastım. Input 0.0'ın değeri ben ne yaptım? 1 yaptım. Öyle değil mi? Evet. Input 0.0 değerini ben 1 yapınca burası açıldı mı? Evet. Açıldı. Enerji akışı var mı? Yok. Yok. O zaman buradan sonrası 0. Bir alt satıra indim. Değeri 1 mi? 1. Bura kapandı mı? Evet. Kapandı. Merkez 0.01 oldu mu? Oldu. Çevrim döndü. Bir sonraki çevirmeye girdim. Bir sonraki çevirmeye girdiğimde elim hala butona basılı mı? Evet. Basılı. Butona basılı olduğu için bura açık mı? Açık. Açık. Ama merkezin yeni değeri ne? 1. 1. Kapandı. Aşağı indi. Buton kapalıydı. 1 olmasını sürdürüyor. Bakın butondan elimi çektim. Döndüm. Bak şimdi. Döndüm. Butondan elimi çektim mi? Evet. Çektim. 0. 1. Burası kapandı mı? Evet. Kapandı. Çünkü değeri ne oldu artık bunun? 0. 0 oldu. Butondan elimi çektim, 0 oldu. Normalde kapalı mıydı bu? Evet. Kapalıydı. Burayı da kapadı mı? Doğru. Kapadı. 1 oldu. Enerji, he? 1 oldu. 1 olması gerekiyor mu? Hayır ama ben... Butondan elimi çekti. 1 oldu. Normalde ne yok? Kapalı değil mi? Evet. Normalde kapalı. Ben butondan elimi çekmem demek değil. Bu 0.0 hafızasının 0 olması demek değil mi? Evet. Sıfır mı oldu? Sıfır oldu. Elimi butondan çektim. Bu normalde neydi? Kapalı. Kapalı mıydı o zaman? Normalde neyse o haline geri geldi bu. Eski haline geldi. Kapalı. Enerji akışı var mı? Var. Var. Merkele bakıyorum. Merkel ne olarak kayıtlı hafızalarında geri? Bir olarak kapalı. Yani bu arada kapalı şu anda? Evet. Kapalı. Kapalı. Çıkış verdi mi? Verdi. Çıkışın bir oldu mu? Oldu. Oldu. Aşağı satırı iniyorum. Kapalıydı. Bakın ne zaman çıkış verdi? Butondan elimi çektim. Burayı kapadı. Burayı kapadı. Normalde kapalıydı zaten. Burayı kapadı. Hafıza alanında o an için bunun değeri ne? Bir. Bir olduğu için kapalı ve çıkışı verdi. Bir aşağı satırı iniyorum. Butondan elimi çektim mi? Evet. Çektim. Evet. Değeri sıfır oldu mu? Oldu. Oldu. Buraya açtı mı? Açtı. Açtı. Açınca merkezin yeni değeri bu sefer sıfır oldu mu? Oldu. Dön bir sonraki çevirme. Geldiğin butonları bir çekmiş miydin? Çekmiş. Sıfır mıydı? Sıfır. Kapalı mıydı? Kapalıydı ama neydi bu? Birdi. Son değeri de şu anda sıfır. Sıfır. Sıfır olduğu için açtı mı? Evet. Açtı. Çıkışı kesti mi? Kesti. Dikkat ederseniz sadece elimi çektiğim anda bir çevirdim. Sadece elimi çektiğim anda bir çevirdim. Q 0.0 çıkış verdi. Ondan sonraki çevrimlerde Q0.0 çıkış vermedi. Bu da diğer kontaklarla, normal bildiğiniz kontaklarla negatif kenar oluşturmak. Şu eşsizliği daha net görürsün.